İbrahim Karagül Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna’da savaşı önler Karadeniz’e çok dikkat Her zok neden geliyor Kuşatma cepheleri birer birer çöküyor ABD Eastmit projesinden çekildi Akdeniz doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak Yunanistan çözümü çöktü Türkiye'ye karşı geliştirebildikleri en büyük projeleri iflas etti ABD çekilir çekilmez İsrail Türkiye’ye yakınlaşması hız kazandı Cumhurbaşkanı Erdoğan da İsmit konusunda İsrail ile görüştüklerini açıklamıştı. Şimdi İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog'un Türkiye ziyareti bekleniyor. Akdeniz cephesi ne oldu? Kimlerin planı sıfırlandı? Hani nerede o çevreleme? Bu gelişme Türkiye'yi Akdeniz'de boğmaya dönük bütün hesapların nasıl bir bir sıfırlandığının en önemli göstergelerinden birisidir. İsrail, bazı Arap ülkeleri, Avrupa ve ABD hep birlikte Türkiye karşısında bir Akdeniz cephesi kurmuştu. Ortak tatbikatlardan ortak enerji projelerine, şımarık ve pervasız gövde gösterilerinden açık meydan okumalara hepsi Türkiye'nin direncine yenildi. Güney kapısını kapatamayanlar Akdeniz Ege Batı kapısını kapatacaklardı. Öyle görünüyor ki hepsinden geri adım atılıyor. İran sınırından Akdeniz'e, Ege'den Balkanlara, Türkiye'yi çevreleme, kuşatma, durdurma projeleri ardı ardına başarısızlıkla sonuçlanıyor. Öyle görünüyor ki Akdeniz enerji satrancında Türkiye tezleri yeni ittifak halkaları inşa edecek. Arap cephesi de çöktü. Baye'den sonra İsrail, yeni ekonomik havza. Hatırlayalım, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve İsrail Türkiye'ye karşı bir Arap cephesi kurmuştu. Ülkemiz hem ABD ve Avrupa hem de Araplar üzerinden durdurulacaktı. O proje de çöktü. Baye, Türkiye ile yakınlaşmaya başladı. Bu iş yolunda giderse Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri de ciddi oranda güç kazanır. Yeni bir yakınlaşma başlar. Bu da yeni bir siyasi, ekonomik havza oluşumunu tetikleyebilir. Birleşik Arap Emirliklerinden sonra Türkiye-İsrail ilişkilerinin de yumuşaması dikkat çekicidir. İsrail için hem Arap dostlarının Türkiye ile yakınlaşması, hem Eastmeet projesinin çöküp Türkiye tezlerinin önem kazanması belirleyici olmuştur. Türkiye her alanda küresel oyuncudur. Türkiye'deki iç muhalefet tarafından her ne kadar sulandırılıp istismar edilse de bu bir bölgesel yakınlaşmadır. Evet, Türkiye'nin buna ihtiyacı vardır. Ama Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail'in daha çok ihtiyacı vardır. Bunun sebebini Münferit proje fırsatlarıyla ölçebilirsiniz. Taktik manevralarla ölçebilirsiniz. Ama en doğru sonucu küresel ve bölgesel güç kaymalarına, bölünmelere, ayrışmalara, ülkelerin belirledikleri yeni pozisyonlara bakarak anlayabilirsiniz. Türkiye her alanda küresel bir oyuncudur. Kimse içerideki karartmalarla bunu örtemez. Kimse bu güç inşasını sulandıramaz. Kimse Türkiye'yi içeride boğarak dünyadan yalıtamaz. Kimse üç kuruşluk ezeyanlarını Türkiye'nin siyasetiymiş gibi gösteremez. Kazakistan krizi planı başarısız. Ukrayna savaşı Karadeniz'i yakar. Hemen yanı başımızda, kuzeyimizde bir savaş yaklaşıyor. Rusya açık biçimde Ukrayna'yı işgalle tehdit ediyor. ABD, Rusya, NATO, Rusya görüşmeleri krizi önlemede sonuçsuz kaldı. Ukrayna'da patlayacak bir savaş bütün Karadeniz'i yakar. Sadece Ukrayna ile sınırlı kalmaz. Türkiye'yi doğrudan içine alır. Bütün Doğu Avrupa'yı, Balkanları ve Kafkasları tehlikeye atar. Rusya'nın dikkatini doğuya, Kazakistan'a çekme, Orta Asya'dan oyalama, Avrupa'dan uzak tutma girişimi başarısız oldu. Kazakistan çok hızlı biçimde istikrarı sağladı. Bu tecrübeden sonra Orta Asya'da benzer krizlere çok hızlı müdahale edilecektir. Türkiye, ABD, NATO'nun yapamadığını yapar ve krizi durdursa ne olur? Ve Rusya kaldığı yerden devam etti ve tekrar Ukrayna'ya döndü. Bu ülke üzerinden büyük savaş sözleri bütün Avrupa ve ABD'de yankılanıyor. Ukrayna Doğu Batı güç kırılmasının ana cephesidir. Bu yüzden tehdit altında. Polonya'dan Ege'ye bu hat üzerindeki bütün ülkelerde benzer krizler yaşanacak. Şimdi Türkiye devrede. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kiev'e gidiyor. Rusya lideri Vladimir Putin'le Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Lezenski'yi Türkiye'ye davet etti. Türkiye'nin iki ülkeyle de arası iyi. Bir çözüm bulabilir. Peki Türkiye'nin girişimi başarılı olursa, krizi en azından ertelerse ne olur? ABD, Avrupa ve NATO'nun yapamadığını Türkiye yaparsa ne olur? Dünyada nasıl bir Türkiye algısı olur? Peki o haritalar nereye gizlendi? Bunu içeridekiler anlamaz. Anlasa da sulandırır ve yeni bir çirkin kampanya yönetir. Ama Karadeniz, Balkanlar, Doğu Avrupa'yı rahatlatan Türkiye olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan olur. Türkiye bunu başarabilir. Çok değil, 6 yıl öncesine bakalım. Suriye ve Irak'ın kuzeyinden kuşattılar. Akdeniz'e kadar bir harita çizdiler. Sonra Doğu Akdeniz'de Avrupa Arap İttifakı ile bir başka cephe kurdular. Ege'ye kadar kuşattılar. Sonra Ermenistan'ı Azerbaycan'a saldırtarak Doğu cephesi kurdular. Dikkat edin bunların tamamı dağıtıldı. En önemlisi de 15 Temmuz gibi içeriden işgal girişimi yok edildi. Türkiye'nin atılımları haritaları değiştiriyor. Şimdi Türkiye Filipinlere askeri helikopter satıyor. Bütün Afrika ülkelerine SİHA ve askeri tedarik yapıyor. O ülkelere ordular kuruyor. Pakistan'la ortak askeri projeler çalışılıyor. Olağanüstü güvenlik teknolojileri üretiyor. Çok ciddi, kalıcı jeopolitik değişikliklere imza atıyor. Aslında bunlar harita değiştiriyor. Bütün ülkeleri kasıp kavuran salgın sonrası duran dünya ekonomisinin Türkiye'ye verdiği zararı en aza indirmek için canla başla çalışıyor. Bütün ülkeleri kasıp kavuran salgın sonrası duran dünya ekonomisinin Türkiye'ye verdiği zararı en aza indirmek için canla başla çalışıyor. Erdoğan'ın paspası ve içerideki karartma Her gün Avrupa, Arap, ABD, Asya basınında Türkiye tartışılıyor. Bütün kıtalarda en çok konuşulan Türkiye ama bunu dışarıyı izleyen görüyor. İçerideki kötü niyetli karartma artık Türkiye için bir tehdit haline gelmiştir. Türkiye ile savaş aracı haline gelmiştir. Bir silaha dönüşmüştür. Aşırı sağcı Fransız siyasetçi Jordan Bardella, Avrupa'yı Washington'ın arka bahçesi, Pekin'in kurbanı, Erdoğan'ın paspası ve Afrika'nın oteline çevirdiniz diye Avrupa parlamentosunda bağırıyor. Türkiye'nin yanında duran herkes kazanır. Bizse Ekrem İmamoğlu'nun ergen kıvırmaları ve çiğlikleriyle, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelgitleriyle, Meral Akşener'in kötücül saldırganlığıyla boğuşuyoruz. Türkiye, İran'dan Suriye'ye kuşatmayı bitirdi. Türkiye, Akdeniz kuşatmasını bitirdi. Birleşik Arap Emirliklerinden sonra İsrail ve Suudi Arabistan'a iyi bakın. Türkiye Kafkaslar'da haritaları değiştirdi. Türkiye'yi karşısına alan kaybediyor, Türkiye'nin yanında duran kazanıyor. Bunları Erdoğan yapıyor. Peki siz kimsiniz, nesiniz? Türkiye Ukrayna krizini yumuşatabilir. Türkiye, Balkanlardaki yeni gerilimi Sırbistan'la iyi ilişkiler üzerinden bitirebilir. Buna şans tanınmalı. Bunları Erdoğan yapıyor. Bütün dünya bunları Erdoğan'ın yaptığını biliyor. Seven bu yüzden seviyor, kızan bu yüzden kızıyor. Hem dışarıda hem içeride Türkiye'nin dostu da düşmanı da tam burada netleşiyor. Peki siz, içeriden saldıranlar, siz kimsiniz? <laughs>